Bizim de bir konuşacağımız var Agah Bey. Çok aydınlatıcı bir görüşme oldu. Teşekkür ederim. Kafamdaki birçok soruya cevap bulmuş oldum ama... şu hafıza meselesi. Orası hala flu. Demek ki Nedim'le aynı durumdasınız. Tam olarak kafamda oturtamıyorum yani. Hafıza böyle bir şey mi gerçekten? Yani bu kadar büyük bir travma, büyük bir kaza. Bunu unutmuş olabilir mi? Ben size unuttuğunu söylemedim. Ama boşluklar var. Dediniz. Evet, boşluklar var. Ve bir gün dolacak. Ne zaman, nasıl bir tetiklenmeyle, ne sebeple olacağını bilemeyiz. Ama şu an Nedim için kaza ve geçmişte yaşadıkları sisli. Sadece sisli. Tam olarak ne demek oluyor bu? Sis her an dağılabilir demek oluyor. Sen burada mıydın? Ha? Ha, anama kartı verecektim de babanla çıkınca veremedim. Ha, anladım. İyi tamam, ben bekliyorum o zaman burada. Niye bekliyorsun? Bir şey mi konuşacaksın? Hayırdır? Senin bana diyeceğin bir şey mi var? Ay yok canım, ben ne diyeceğim? İyi tamam. Senin diyecek bir şeyin yoksa benim de konuşacak bir şeyim yok o zaman. İyi. İyi. Otur otur. İyi oldu. Ben de seninle konuşmak istiyordum zaten Seher Hanım. Ama ne demem, yeğenim, aslanım düğüne damgasını öyle bir vurdu ki... gelinle damadı konuşmayı unuttuk bu arada. Benim kafamda bir iki şey var. Var ama... diyorum ki birkaç gün bunları elleşmeyelim biz. Bırakalım kendi hallerine. Bakalım ne olacak. Onları rahat bırakalım da. Sen benim küçük kızımın yakasını ne zaman bırakacaksın Agah Bey? Sen bana yalan söyledin. Düğüne kendi isteğiyle gelmedi dedin. Halbuki sen yasaklamışsın. Artık onun kocası geldi. Yani bu kızın kocasının karşısına çıkıp pişmanım demeye, bir özür dilemeye hakkı yok mu? Bak, onların yarın öbür gün çocukları olacak. Benim kızımın yüzüne birisi kapıyı kapatacaksa... bu artık sana düşmez Agah Bey, kocasına düşer. Seher Hanım, sana da kızına da diyeceğimi dedim. Kapımdan, gözümden uzak olacak. Bebeğini doğurana kadar ne yeğenime ne de... Niye sustun? Devam et. Devamı mevamı yok Seher Hanım. Bu kadar işte. Ben söyleyeceğimi söyledim. Agah Bey, sende başka bir şey mi var? Bana söylemediğin, bildiğin, kızdığın, cezalandırdığın başka bir şey mi var? Hadi Seher Hanım, hadi. Benim senin kızından başka yapacak bir yığın işim gücüm var. Hadi. Sen de utanmaya güç kaldıysan... ben de artık utandırmaya güç kalmadım. Kara kara düşünüyorsun. Nedim ne kadarını hatırlıyor? Tek düşündüğün bu değil mi? Ne yapıyorsun?
Böyle her seferinde yavaş yavaş yapacağını da bir kere de yap. Bir kere de bitir işimi, yürü. Bırak beni. Hadi hatırlat. Kazayı hatırlat, annemi, beni hatırlat. Kazadan sonra yaptıklarımızı hatırlat, yürü. Bırak beni, bıraksana beni. Yürü! Şey! Ne oluyor burada? Yok bir şey Agah Bey. Oğlum yakışıyor mu? Nasıl bir karı koca kavgası şimdi bu? Önemli bir şey değil baba. Bak evlat, aynı yerde duran kaplar tıngırdı. Kara Fatma geçer, fare geçer, sıçan geçer, tıngırdı. Mesele tangırtı tungurtu yaratmamak. Kol kırılır, yan içinde kalır. Biri konuşurken diğeri susar. Evlilik budur derdi babaanne. Hadi bakayım. Şimdi çık karının yanına, özür dile. Hadi. Katlanacaksın. Buna katlanacaksın. Sonuna kadar katlanmak zorundasın. Özür dilerim Cemre. Ne haklısın. Korkuyorum. Bütün hayatım bir başkasının iki dudağı arasında diye aklımı kaybedecek kadar çok korkuyorum. İşte karşınızda tarihi Karaçay sofrası. Nur akıyor suratlardan yine, nur. Yaşama sevinci fışkırıyor sofradan. Bakayım. Anne Karaçay sessiz. Migran o migran. Baba Karaçay heyecanlı. Çek kızım şunu suratımdan. Maymun ettin hepimiz ha. Ay ama ne yapayım, gerçekten tarihi bir an bu yani. Şu fantastik beşli gelinimizle birlikte sofraya oturmamız bile tarihi bir anken, Nedim'le birlikte maaile. Yani Karaçay semalarında tarih yeniden yazılıyor. Şimdi Nedim çıkacak odasından böyle iki dirhem bir çekirdek baston yutmuş gibi. Yani şey, baston yutmuş gibi derken böyle dimdik. Böyle dan dan adımlar. Yürümüyor amcası. Ateş ediyor ateş.